Sevgili seyirciler. Bugün sizlere yine Anadolu evliyasından Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zat 1435 yılında Akhisar'ın Göl Marmarası veya Marmaracık adıyla bilinen köyünde doğmuş ve 1504 yılında 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. Ahmet Şemseddin Efendi henüz gençliğinde ilahi bir aşka tutulmuştu sevgili seyirciler. Tasavvuf aşk ateşinde yanmaktır sözü sanki onun için söylenmişti. Onun için o kendisinin kendisini tasavvufta yetiştirecek kamil bir rehber arıyordu. Nihayet o rehberi buldu. Uşak'ta Alaaddin Uşakî Hazretleri'nin hizmetine girerek ondan aldığı ilim ve feyizlerle kemale geldi ve kalp gözü açıldı. Yani başkalarına rehber olabilecek bir mertebeye ulaştı. Hocası Alaeddin Uşaki Hazretlerinden bu hususta icazet alıp yine onun emriyle Manisa'ya gelerek insanlara İslamiyet'i anlatmaya ve onların gönüllerini Allah sevgisiyle doldurmaya başladı. Sohbetleri çok tatlı ve tesirli olup dinleyenleri günahlardan el çektirerek ibadetlere yöneltirdi. Umumiyetle Allah sevgisinden bahseden bu mübarek zat yine bir sohbetinde kardeşlerim sevmek itaatı gerektirir. Yani sevmenin alameti sevdiğine itaat etmek, onun sözünden dışarı çıkmamaktır. Mesela bir kimse Allahü Teala'yı seviyorsa onun emirlerine itaat etmesi onun istediği gibi yaşaması lazımdır. Hem sevmek hem de sevdiğinin emri dinlememek olmaz. Yani bu davranış sevmeye yakışmaz. Öyleyse Allahü Teala'yı seviyorum diyen bir Müslümanın onun emri olan farzları yapması ve onun yasak ettiği günahlardan kaçınması lazımdır. Çünkü bu sevmenin şartıdır. Onun emirlerinin en büyüğü beş vakit namazdır. Ki bu aynı zamanda İslam'ın beş şartının da birincisidir. Öyleyse Allah'ı seven kimse namazını kılmalıdır. Yine bunun gibi peygamberimizi seven bir kimsenin onun getirdiği dine yani İslamiyete göre yaşaması lazımdır. Çünkü onun emirleri İslamiyetin emirleridir. Peygamber Efendimizi sevdiğini iddia eden bir kimsenin de onun tebliğ ettiği dini öğrenmesi ve öğrendiklerine göre de amel etmesi lazımdır. Onun ümmetinden istediği en mühim şey yine namaz kılmaktır. Öyleyse Peygamber Efendimizi seven bir kimse Beş vakit namazını kılmalıdır buyurdu. Ahmet Şemseddin Efendi, fazilet sahibi, büyük bir veli olup, namı Mısır'a kadar yayılmıştı sevgili seyirciler. Nitekim o devirde, Mısır'da Alim Molla adıyla tanınan, fakat ilmiyle mağrur olan bir kimse vardı. Öyle ki, kendisinden üstün bir alim ve evliyanın olmadığını zannediyordu. İşte bu Alim Molla, Ahmet Şemseddin Hazretleri'nin şöhretini Mısır'da işitince çok huzursuz olup onu imtihan etmek maksadıyla Mısır'dan kalktı ve Manisa'ya geldi. Niyeti kendisini tanıtmadan onun dergahına girip gizlice sohbetini dinlemek ve bir yanlışını yakalayıp dersten sonra bu hatasını yüzüne vurarak kendisine hocalık yapmaktan vazgeçmesini söylemekti. Bunun için Manisa'ya vardığında sade bir kıyafetle yani halktan biriymiş gibi Ahmet Şemseddin Hazretlerinin dergahının önüne geldi. Tam dergahın bahçesinden içeri girecekti ki kapıda iki talebesi kendisini karşılayıp buyurun efendim hocamız içeride sizi bekliyor dediler. Alimullah buna çok şaşırdı ve hayretini gizleyemeyerek gençler bir yanlışlık olmasın siz yoksa beni Başka birine mi benzettiniz?" dediyse de talebeler tatlı tatlı gülümseyerek "Hayır efendim. Yanlışlık yok. Biz sizi bekliyoruz. Siz Mısır'dan gelen alim molla değil misiniz? Lütfen içeri buyurun. Hocamı sizi bekliyor." dediler. Alim molla daha büyük bir şaşkınlıkla "Evet, ben alim mollayım." dedi ve bahçeden geçip dergahtan içeri girerek sessizce bir kenara otur verdi. O esnada Ahmet Şemseddin Hazretleri bir grup talebesiyle oturmuş sohbet ediyordu. Molla Alim içeri girip oturunca mevzuyu değiştirerek "Kardeşlerim, kibirden çok sakınınız. Kibir, kendisini başkalarından üstün görmektir. Mesela bazı insanlar vardır ki kendisini büyük İslam alimi sanır. Hatta kendisinden yüksek bir alim olmadığını zanneder." bir başkasının ilim sahibi olduğunu işitince huzursuz olup onu imtihan etmek maksadıyla memleketinden kalkar ve ta buralara kadar gelir. Maksadı onu imtihan etmek. Yani o zatın sohbetini dinleyip bir hatasını bulmak ve bunu yüzüne vurmak suretiyle hocalıktan vazgeçmesini ona söylemektir. Halbuki kibir çok kötü bir sıfat olup küfürden sonra en büyük günahtır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bu hususta kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurmuşlardır, dedi. Alemulla bu sözleri dinleyince hatasını anladı. Dersten sonra hemen Ahmet Şemseddin Hazretleri'nin huzuruna varıp ellerine sarılarak kendisini affetmesini ve talebeliğe kabul etmesini istedi. Kabul edilip bu zatın en büyük talebeleri arasına girdi. Ahmet Şemseddin Hazretleri, yine bir başka sohbetinde talebelerine, kardeşlerim, insanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki, bu ağacın yedi dalı olup, her dalı bir tarafa yönelmiştir. Birincisi, o kimsenin gözüne meyletmiş olup, bu dalın meyvesi, Harama bakmaktır. İkincisi diline yönelmiştir. Meyvesi başkalarının kusurlarını arkalarından söylemek yani gıybet etmektir. Üçüncüsü kalbine uzanmıştır ki bu dalın meyvesi başkalarına kin ve düşmanlık beslemektir. Dördüncüsü o kimsenin nefsine gelmiştir ki onun meyvesi de Allahu Teala'nın haram ettiği her şeydir. Yani bütün haram ve mekruhlardır. Beşinci dal o kimsenin irtibatta olduğu insanlara yönelmiştir. Bunun meyvesi ise o insanları hor ve hakir görüp aşağı tutmaktır. Altıncı dal dünyaya yönelmiştir. Bunun meyvesi ise uzun emel sahibi olmak. Yani hiç ahireti düşünmeden kalbi mal ve makam hırsıyla dolu olmaktır. Nihayet yedinci dal ahirete yönelmiştir. Bunun meyvesi de üzüntü ve pişmanlıktır. İşte bu heva ağacı insanın kalbinde kök salmış olup devamlı taze dallar verir. Bu ağacı beslemek yahut kalpten söküp atmak insanın elindedir. Şöyle ki bir kimse bu ağacın meyveler olan bu günahları devam üzere işlerse bu ağaç daha güçlenir ve yeni filizler verir. Aksine Allahu Teala'nın emirlerini yapar, İslam'a göre yaşarsa bu heva ağacı zayıflayıp zamanla kalpten sökülüp atılır. Böylece kötü huyları gidip güzel huylar ile süslenir. Nefsinin kötü istekleri olan bu heva ve hevesten kurtulup dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Ancak bu kendi kendine kolay olmaz. Olgun bir rehberin yol göstermesiyle yahut onların kitaplarını edeple okuyup öğrendiklerini tatbik etmekle mümkün olabilir. Allahü Teala o büyüklerin sözlerinden ve kitaplarından hayırlı istifadeler nasip buyursun sevgili seyirciler.